işte meydanı. İyi günün dostu neredeler hani? Dar günde hani? Hep beraber. Teşekkür ediyoruz. Bütün insanlara buradan şöyle bir seslenme yapalım. Yakışıklıyken, çok güzelken, paralıyken, yedirirken çok çok iyi oluyor insanlar. Çirkinleşince, para gidince, yediremeyince neden kaybolursunuz ey insanlar? Neden? Neden? Bence gerçek bir dost insan fakirken de, zenginken de, güzelken de, çirkinken de. Zaten çirkin insan, hep söylerim, çirkin insan yoktur. Çünkü Yüce Allah o kadar yücedir ki hiçbir kulunu çirkin yaratmaz. Mutlak bir yerini güzel yaratır. Yani hani yüz güzel, ay çok çirkin suratı var. Bir kalbine gir bakayım ne var? Cennet. Bu ne olacak? Şimdi huzurlarınızda bu memleketin kendine has bir takım ajanları olabilir. Ajanlar, bizi kötüleyen ajanlar olabilir. Ay. Çüş, o ne lan? Silah var ya, gülmem lazım. Canım. Merhaba İbrahim Bey. Merhaba, hayırdır, ne oldu ya? Ne oldu kızım? Kalkan. Çüş, Allah cezanı vermesin. Ben de inen. Hayret bir şey.
Kalkan, Kalkan, ajan Kalkan. Size ne yetiştireceğimiz yeni ajanlar için buradayım. Ne? Aman ne bir ses duydum. Cihat. Ne oldu kız? Ses duydum, çök. Çök. Ne ses? Oh. İbrahim Bey. Kızım ne sesi? Şşş, yavaş, bağırma. Sizinle yeni yetiştireceğimiz ajanlar için buradayım İbrahim Bey. Ulan bu arada puan mı alıyorsun? Ajan mikrofon. Çüş. Bir dakika, bırak. Ne ajanı kız? Ajan mikrofon, beni iyi dinle. Ne mikrofonu? Sizin kod adınız, tanınmayasınız diye. Ben mikrofon, ajan. Ben de Kalkan. Seni bir indireceğim şimdi, bir daha kalkamayacaksın. Sen şimdi ne yapmaya geldin buraya? İbrahim Bey, merak etmeyin. Ben her şeyi ayarladım ve birazdan gideceğim. Hadi yanım, hadi. Bırak ajan majan şeyin içinde. Olur mu ayol? Siparişleri alıp öyle gideceğim. Nasıl siparişleri alalım? Ne siparişi? Şimdi evinizin etrafı için mayın. Yatak odanız için iki tabur asker. Başka? Başka 28 tane elektrikli testere. Başka? 1000 tane demir mandal. Bu neresi için lazım? Sizin çamaşırları tutturmak için. Bir saniye. Başka? 38 adet tavşan. Bir de 3 metre ip. Bu koruma için bu tavşanı hiç anlayamadım yani. Bu tavşan ne oluyor? Bu özel, gizli. Bizim bir bildiğimiz var. Şşş. Okey. Ben gidiyorum. Geldiler. İbrahim Bey. Tamam. Tamam. Hadi sizi. Tamam. Hadi sizi. Sıçrat. Efendim huzurlarınıza değerli sanatçı arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Burada sohbet, muhabbet biliyorsunuz. Artık belden aşağı, belden yukarı her şey var. Öyle yok. Öyle yok. Gizli bizli bir şey kalmasın. Benim niye bütün şeyimi çıkarırlar hiçbir şey yokken? Ha bir ettirirler, şey ettirirler, şey ettirirler. Ben de şey ettireceğim, şey ettireceğim. Allah Allah. Evet. Emral. Merhaba. Merhabalar. Efendim. Emrah kardeş, sağ ol. Merhabalar. Şimdi bir tane şarkısı var. Bazı insanlar biliyorsunuz, mesela Of Aman Nalan mesela. Şimdi baktığın zaman böyle isminden beraber şey yapılıyor şarkısıyla. Halbuki ne alakası var? Of Aman diye bir şarkısı var, Of Aman Nalan, adında Nalan. Şimdi bu kekenin de, bu kekenin de şarkısı bilmiyor, adı pek. Adı ne bu kekeyi okuyan keki? Peki, keki diyoruz. Adı Servet, soyadı Kocakaya. Doğru mu? Şimdi böyle üç tane dikene, bir tane cici ve güzel bir gül lazım. Gül, gül. Hem de koklansın, koklansın, soldurulmasın inşallah diyoruz. Ve ben şöyle diyorum, çok sevdiğim insanlara, telefonda bile diyorum. Ne haber aşkın Nur yengi? Yanıma böyle yanıma şöyle oturacağım. Şimdi Emral kardeşimizden bir kaseti var değil mi? Bir kasetim var. İlk kaset. İlk kaset. İnşallah son olur. Peki ne söyleyeceğim? Şurada klip yazıyor. Parçamız, sevdik işte. Klibimize konu olan parça. Peki. Beraber dinleyeceğiz inşallah. Sizin karşınızda da nasıl şarkı söylenir, okunur bilemiyorum ama. Yok, zaten ağız oynatacaksın şimdi. Tanıştık birdenbire, sana bir çift sözüm var.
dinle. Nasıl oldu anlamadım. Tanıştık birden bire. Sana bir çift sözüm var. Kulak ver dinle. Olmuyor güzelim olmuyor. Denedik işte. Gitmiyor bu aşk, yürümüyor. Sevdik işte bir kere, bir cahillik ettik işte. Büyüklük sende kalsın, eşeklik bende. Sevdik işte bir kere, bir cahillik ettik işte. Büyüklük sende kalsın, eşeklik bende. Kulak ver dinle. Nasıl oldu anlamadım. Tanıştık birden bire. Sana bir çift sözüm var. Kulak ver dinle. Olmuyor güzelim olmuyor. Denedik işte. Olmuyor olmuyor. Yetmiyor güzelim yetmiyor. Boş bize yetmiyor. Gitmiyor bu aşk, yürümüyor. Sevdik işte bir kere, bir cahillik ettik işte. Büyüklük sende kalsın, eşeklik bende. Sevdik işte bir kere, bir cahillik ettik işte. Büyüklük sende kalsın, eşeklik bende. Ben bir şey söylemiyorum. Siz ne olduğunu biliyorsunuz. İzlemişsiniz daha önce. Efendim? Dinledik yani. Eşeklik bizde kalsın. Abi biz eşek oluruz, biz hıyar oluruz. Bayanlar da hep çiçek, böcek, uğur böcekleri, gül, fidan. Enteresan. Niye biz hep eşeklik bizde kalıyor? İstanbul'a demek de aynen demek biliyorsunuz. Allah cezanı verecek. Ver mikrofonu. Geç otur. Eşeklik bende kalsın. Niye söylüyorsun kardeşim? Tabii bu mecazi bir anlam taşıyor. Büyüklük sende kalsın, eşeklik bende. Yani bunu normal ticari hayatta da, normal günlük hayatımızda da çok kullanılan bir kelime. O kadar abes şarkılar var iken herhalde günlük hayattan alınan bir sözü şarkıda kullanmak o kadar da kötü olmasa gerek. Tabii. Peki bayan nasıl söyleyecek mesela erkeklik sende kalsın? Sen ne diyorsun orada? Bu unisex. Mesela hayır, unisex mi? Unisex. Ama o eşeklik bende kalsın diyemeyecek. O tavukluk bende kalsın. Tavukluk bende. Mesela. Piliçlik bende. Erkeklik sende kalsın. Ya. Piliçlik bende. Tabii ya. Mesela ben ilk lokantaya gidiyorum, soruyorum, diyorum ki ne var diyor. Kadın budu köfte var da kafada. Ya niye erkek budu yok, kadın budu var abi. Vallahi. Halbuki erkeğin budu... Güzel yani. Kıllı olur ya. Vallahi. Erkeğin bunu düşünemiyor. Şurada bir but aldı. Kıllar içinde. Ama bayanınki böyle... Tütsülüyorlar artık onların. Tütsülüyoruz. Aşkın Nur yengi. Yine her zaman, her sene olduğu gibi. Şimdi ben size, ben size tanıtmadım. Ben size tanıtmadım. Oh, elim nereye gitti? Bir yere gitti elim. Ben size tanıtmadım. Şimdi arada gelir, arada gider. Şimdi geldi. Ne var? Bunları biliyor muydunuz? Yapıyorduk ya biz. Evet. İlk matbaanın 1600'lü yıllarda Afrika'da Kunta Kinte tarafından bulunduğunu... ...fakat kabile üyelerinin... ...sen bizim ilkel imajımızı bozmak mı istiyorsun salak diyerek... ...eşek sudan gelinceye kadar dövülmek suretiyle tekrardan cahilleştirildiğini biliyor muydunuz? Biliyor muydun? Ha biliyorduk tamam. Hadi. Ya. Aklımdaydı söyleyeceklerimi unuttum. Vallahi öyle güzel alkışladınız ki yani.
Peki şey sorayım, ne yani? Mesela şu anda burada kırmızı var. Kırmızı başlıklı kızı tanıyor musunuz? Tanıyor musunuz? Radyo Tatlı Ses'i dinliyor musunuz? Peki. Peki bir de şey var. Gececi Metin var. Peki kalkın bakayım ikiniz de bir. Kalkın bakayım bir. Kalkın bakayım. İkiniz de kalkın. Bu gececi Metin. Hem gecikmiş bir doğum günü hediyesi. Aynı zamanda yeniden Avrupalı izleyicilerin de uydu aracılığıyla sizi izlediklerini söylemek için. Şimdi izliyorlar. Çok hoşnut olmuşlar. Geçmiş bir doğum günü hediyesi. Tübingen, Almanya Tübingen'den Ayşe Tuncer, Mahmut Tuncer'in ablası olur. Peki teşekkür ederim. Buyurun efendim. Ben şimdi bak beyler için bir şarkı söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Eşeklik bende kalsın demeyeceğim. Evet. Başımın tatlı belası diyeceğim. Allah! Ya. Allah! Ya. Aşkın Nur Yengi'de böyle bir acayip bir biçimde albenisi var değil mi böyle? Hele bir de şettirmiş ya buradan yandan yırtmacda hafif. Allah aşkına bir kaldırsan elimi. Allah aşkına. Gidiyorlar seni abi. Yani şimdi bu... Oka bakınız. Bak bu çok çirkin değil, çok zarif. Zarif bir yırtmaç. Yani bir imaj yırtmacı. Yok ayol, ne imajı? Sen imaj sever misin? Hiç sevmem. Yalnız sol bacağımı sağ bacağın üstüne sağ böyle bacağımı. Böyle değil, böyle. Peki. Bak, evde prova yaptım bu tarafa. Peki. Yıllardır bize her sene bir tane böyle bir bomba, güzel bir şarkı,
Hatta bu kasetinde 3-4 tane güzel şarkı var. Mesela şimdi bu şarkı ben çok keyif alarak dinliyorum bu şarkıyı. Siz? Zoraki. Yani herkesin bir başının tatlı belası var. Var. Benim başımın benden tatlı belası mesele olmak ister misiniz? Öyle değil miyim zaten? Ölesiniz de. Heh. Yani tam biraz daha aşettirelim. Bilemeyeceğim. Program sonuna kadar düşünelim. Daha peki. Yakışıklı iki tane beyefendi daha var. Şimdi... Hatta bir sürü beyefendi var. Yakışıklı. Seni de kattı içine. Bu yaştan sonra mı? Çıtı. Ne oluyor ya? Kim bu yaştan sonra? Aynı kadife gibisin. Şuraya bak. Kavga ettim ben. Sen de mi makyaj yaptın? Makyaj mı bu? Yemin ederim makyaj yapmış. Yemin ederim makyaj yapmış. Allah cezanı verecek. Benim suçum evet, yok. Çünkü kibriklerin üstünde şeyler var. Bak, Allah aşkına bak. Bak. Allah, var. Vallahi. Ya terlemeyeyim diye yaptılar. Parlarım mı var benim? Yapılır. Şey mi neyin var? Par mı var bende? Ne var sende? Bende hafif bir pudra var. Ay, şekoş. Şekoş olmuş bu. Allah cezanı verecek. Oradan bakıyorum gözüme bir acayip görünüyor. Peki Keki, abi senin bir adın var değil mi? Aslında benim adım Servet Kocakaya. Evet ama hep Keke değiller. Öyle de demiyorlar. Ya? Yoksa Keke sen mi geldin, tez mi geldin? Yani. Arjantinliler gibi uzun bir ismim var benim yani. Peki. Bize kısa bir parça söyle bakayım. Nasıl? Mesela ne var burada? Zor iş. Zor iş. Gerçi bu şarkıyı söylemek çok zor ama nasıl söyleyecek bilmiyorum. Şu şarkıyı bir söyle, ondan sonra oturalım senden bir kekeleşelim bakalım. Tabii ki. Kardeş buyurun. Her programda en az 25 kere oradan kalkıp buraya geliyorum. Bak şimdi. Şimdi bir de programda programcılar yani gelen konuklara aşırı bir saygıda kusur etmemeliler. Bazıları ediyor, üzülüyorum. Çünkü konuk demek çok büyük anlam taşır. Misafir, misafir kadar düşmanı bile konuk oluyor. O anda diyor ki bizim çulumuzu, bizim toprağımızı terk ettikten sonra düşmanımsın. Şu anda konuğumsun. Onun için bütün konuklarımız bizim başımızın üstünde. Eyvallah. Onları oradan buraya getirmek benim için en büyük şeref. Eyvallah. Buyurun. Ben var ki sana. Keki. Efendim. Dedin ki 10 sene bu piyasaya girmek için... Girmemek için çok mücadele verdim. Niye girdi kardeşim? Şimdi ne işi var bizim ekmeğimize gözü dikti ya? Acaba? Sen şu beste yapsaydı bize verseydi daha iyi değil mi? Yani şimdi niye? Kötü mü söylüyorum şarkıları? Çok güzel söylüyorsan da... Madem sesin güzel de niye girmek istemedin? Çok karışık, insanı korkutan bir piyasa var. Tamam. Orada tamam. Orada alkış. Yani ürkütüyor insanı. Tabii ürkütücü. Zorlanıyor insan dışarıdan baktığı zaman çok da orada kendini koruyamayacak gibi geliyor. Öyle bir piyasa. Hala öyle ama biraz herhalde cesaretimi topladığım bir döneme denk geldi, tesadüftür. Doğal gelişti. Yani 1,5 yıl içinde hemen karar verip hemen albümü yapıp çıkardık. Kötü de olmadı. İyi mi oldu, kötü mü oldu sence? Siz öyle düşünüyorsanız ne mutlu bana. Hayır, kötü olmadı diyorum yani. Bir adam kazandık, bir eyvallah. Besteci kazandık yani. Teşekkür ederim. Şimdi bir tane türkü söyleyeceğim. Bilmem ne olacak. Böyle... Şimdi erkekler daha çok alkışlayacaklar şeyi görünce. Evet, bakalım Asena Hanım gelsin de ne olacak bir görelim bakalım. Asena, evet, evet.
Ya alıştın değil mi? Beni bekliyorsun. Allah insanı alıştığından etmesin. Halkıma içe bakma. Tabi bu herkesin halkı oldunuz ya. Herkesin halkı oldunuz. Ey ahali. Benim halkım. Evet, bu benim halkım. Benim. Peki şöyle bir yazı var Aşkın Nuri Yengi'nin notunda. Diyor ki, oynamayı çok seviyor. Merak ediyorum, ikiniz karşılıklı neler yaparsınız? Bana sorarsanız hangisi gözünüzü daha çok aldı? Aşkın... Aşkın Nur Yengi beni daha çok çekti. Yaparım da bir dakika, benim mesleğim bu değil ki ama yani böyle bir tartışmaya girmeyeyim. Meslekten ilgisi yok. O göz alma denen bir şey var. O böyle hafif bir zarif şey vardır ya, böyle zarif şimdi oynama. Şimdi ben nişanlı olduğum için herhalde siz beni tercih edeceksiniz. Aşkın Hanım her zaman... Tabii. Kendi Anam, bir dakika, şeyini... nişanlım bak, burada, nişanlım burada. Nişanlım dövmeyeyim burada da. Ne? Sen? Allah! Hani arkadaştınız? Bak şimdi bir vurdum mu bir de duvardan düşersin. Kodumu peki oturturum ya. Ben söyleyeyim. Efendim şimdi... Bakalım sokakta insanlar İboşo için neler diyor, neler yapıyor ve Ayşegül sendeyiz, buyurun. Onu çok severim, o Güneydoğu'nun o aksanıyla, o havasını, onu getiren tek kişi zaten İbo'dur. Çok samimi ve çok tatlı bir insan. Ben hafta sonları gelmesini iple bekliyorum, zevk alıyorum. Sayın İbrahim Tatlıses, sizin ellerinizden öpüyorum. Programınıza başarılar diliyorum. Sizden İboşo için bir şey yapmanız istense ne yaparsınız? Dişlerimi çektirdiğim için konuşamıyorum. Geçmiş olsun. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Konsolosluğa yetişeceğim bu arada. Çok sağ olun. Huzurda silelenmiş karın. Gördüm de başımı çevirdiğim gün olur. Sanmayın, sanmayın. Sanma ki... Ben akıllı kadınları severim. Düşünen, az konuşan, çok bilen. Her yerde, her zaman nazı çekilen. Hem nasıl severim, öyle severim işte. İçimde büyük sonsuz ateşler yanmalı. Ölümüm bile o kadın yüzünden olmalı. Şimdi seni öldürürüm. Bana bak. Nasıl? Çok güzel. Çok... Ya ben... Ajan mikrofon. İstediklerinizi getirdim. Ajan arkadaşlara dağıtayım mı? Bunlar da mı ajan? Aynen öyle. Dağıt. Arkadaşlar... Görevleriniz bunların içinde yazılı. Ben bu hediyeleri dağıttıktan sonra... Yani ben şey oldum. Tehlikeli ama başarabilirsiniz. Sizlere güveniyorum. Teşekkür ederim. Ajan Walter, bu senin. Ben Walter. Ajan Jim. Ajan Mary. Mary mi? 5 yıllık pasaportundan mı oldu? İstediklerinizi yerine getirdim. Teşekkür ederim. Ben geri görevime dönüyorum. Güle güle ajan. Hoşça kal. Güle güle. Huzurlarınıza Sait Koç'a teşekkür ediyorum. Evet. Rüyalarında astral... Seyahat. Astral ne oluyor? Mesela çok gitmek istediğim bir yer var. Atıyorum mesela Londra'ya gitmek istedim o an. Gün boyu bütün hayalini kurarsam... Gece yattığım zaman oraya kadar gidiyorum. Seyahatimi ediyorum. Hatta alışverişler edip gelebiliyorum. Çok rahat. Biz de görüyoruz ama rüyada bile ben Taksim'e gidip ekmek arası dürümüyorum. Öte geçemiyoruz yani. Ekmek arası gece evden. Yani rüyada. Ama rüyada ben çok yani sevdiğim bir yeri görerek söyledim bu lafı. Demek ben Londra'yı çok biz seviyorum. Biz Taksim'i aşamadık demek ki orayı çok seviyorum. Sen orayı daha... köfte ekmek diye hayal ediyorsun. Evet, senin hayalin köfte ve ekmek demek. Köfte ve ekmek, evet. Aslan Trabzonlu diyor. Bağlama
çalabiliyor. 7 yaşından beri müzikle uğraşıyor. İktisat mezunu, fakülte birincisi. Evet. Niye abi birincisi? Benim lisans eğitimim epey karışık geçti. Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bulundum. Daha sonra fazla sayma. Oxford'a gelebildin mi? Oxford'a geldin mi? Oxford'a gelemedik. Gördün mü? Ben Oxford'da okumuş adamım. Bu ne olacak? Oxford. Ama şu var. Ben şuna inanırım. Okul bitirmekle her şey olmaz. Evet, insanlar okuması gerek. Okumak çok güzeldir ama insanların yaşayışı, yetişme tarzı, kendini yetiştirebilmesi çok artı çok daha önemli. Yani çok aile önemli. Aile keşke ben buradan bunu lütfen bu söylediklerimde yanlış anlaşılmasın. Keşke bir tırnağınız olabilsem burada. Estağfurullah, ben 20 sene okul hayatı olmuş bir insan olarak söylüyorum. Keşke tırnakları olabilsem. Az önce gazeteciler röportaj yaparken işte dedim ki her gülün kokusu ayrıdır. Yani bütün insanın, yani insanlar hiçbir zaman eşit olamaz. Yani benzerliğiniz olabilir. Ve bir şey daha söyleyeyim. Emrah'a olan hayranlığından dolayı sen yola çıktın. Buna da inanıyorum. Yani Emrah'a da sevdiğin için. Kesinlikle ben, haber, konuştuğun şeylerde de hiçbir tanesinde Emrah'a küçültücü, Emrah'a yıpratıcı böyle bir laf da duymadım. Ben müziği sevdiğim için girdim. Elbette ki ben birilerini dinlemek durumundayım. Ben sizleri dinleyerek büyüdüm. Ve şu anda amacımı gerçekleştirdim. Ne mutlu bana ki. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Peki. Diyorsun ki, Keke şarkısında, klipte seyrettiğiniz olay gerçeğe yakındır. Yakın değil, gerçektir. Nasıl? Ya, babama anlatıyorum zaten o Keke tabir ettiğim sen babam. Hı? Babamın başından geçen bir hikaye. Hı hı. Babam gençliğinde yaşadığı yerde tek kahvesi, kıraathanesi olan insan. Lakabı da kahvecidir. Kahveci Keke. Tabii evde de biz... Keke kardeş demek. Abi. Keke'nin anlamı kardeş demek yani. Peki. Emral gel bakayım. Buyurun abi. Teşekkür ederim, sağ olun efendim. Dört düğmeyi kapatmazsan olmaz. Gel. Nalet desin bir düğme yemesin bunu hemen. Şimdi. O ne? Nasıl şimdi dedim hazır ya? Şimdi bana bak kardeş, şimdi demedin. Şimdi dedim hemen kemanı mı alacaksın eline? Ne yapacağım? Ben kemancı durdum. Şimdi deyince. Yani hazır ol dayım diyorsun. Her zaman yanındayım ya, hazır ol dayım. Çünkü insanlara kötü örnek oluyor. Kocalar evde aç kalıyor. Neden diye sorarsanız, onun oynadığını seyredince ona bakıyorsunuz, siz de oynuyorsunuz, yemek yaparken yapmıyorsunuz. Evet. Kötü örnek. Evet. Eğer sen programa çıkmadan önce onların bulunduğu salonda dolaşmıyorsan Allah cezamı verecek. Herkesi örgütlüyorsun. Ya biraz evvel Asena oynadı. Hanımefendi oynadı. Daha niye oyun istiyorsunuz? Ya. Kıza ders vereceksin, kıza. Aa, evladım. Çünkü yazık günah. Yazık günah. Aşkın Nur Yengi evde kaldı. Kalk yoksa kızım kendi her şeyini, evde kalma. Kalk. Bir dakika otur. Otur. Hayır, az önce evde kaldı dedim. Yani yalan mı bu? Yaş kemale geldi, daha hala bir evlenemedik. Sana ne diyorsun be? İstersen şimdi 5 tane bulurum, 10 tane bulurum, 20 tane bulurum. 3 tane bulurum. İster misin? Yok, Allah yardım. İster misin? Gel o zaman. Ne? Gel o zaman. İçimden geçen bir parça var. Bu parçayı söyle canlı canlı. Bak kaç tane bulacaksın. Ellerimle büyütüm, solarken dirilttim. Çiçeğimi koparttın sen, ellere verdin. Çiçeğimi koparttın sen, ellere verdin. Şimdi siz haydi.
sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Dağlar dağlar kurban olan yol vereceğim. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Güller soldu, yüce dağlar duman oldu. Belli ki gittiğin yerden kara haber var. Belli ki gittiğin yerden kara haber var. Haydi beraber. Dağlar dağlar kurban. Buradan bütün insanlara da sesleniyoruz. Artık bırakın toprağın altında mezarında rahat uyusun. Bence artık kullanılmasın. Bence. Bence. Sen mi geldin, ben mi geldim? Vay keki. Gel bakalım keki. Bin gül dallarında kahveci keki, sırtında bir çuval şeker çay keki. Uçurumlar seni çeker, vay keke. Sırtın yere gelmesin tez, dön keke. Demli çayın canım çeker, dön keke. Keke şeref, keke namus, keke baba, keke paşa, keke sesini duymuşam. Yoksa keke sen mi geldin, tez mi geldin, sen mi geldin, ay keke. Keke şeref, keke naz, keke baba, keke paşa, keke sesi. Yoksa keke sen mi geldin, tez mi geldin, sen mi geldin, ay keke. Müzik.
yoksa dert değil. Üzerine çığlık düşse dert değil. Yüreğime hasret düşse vah keki, sırtın yere gelmesin tez dön keki. Demli çayın canım çeke dön keki. Siz söylüyorsunuz. Keki şeref keke baba, keke paşam, keke sesini duymuşam. Yoksa keke sen mi geldin? Kes mi geldin? Sen mi geldin? Ay keke, keke şeref, keke namus, keke baba, keke paşam. Keke sesini duymuşam. Yoksa keke sen mi geldin? Tez mi geldin? Sen mi geldin? Ay 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 keke. Keke kelimesi çok keyifli bir kelimedir. Ha keke ha derler ya böyle. Yani sıcaktır. Her anlama geldi sıcaktır, böyle ilişkisi hoştur. İlişkisi güzeldir yani. Lafın erkeği dişisi derim ya her zaman. Lafın dişisidir yani, erkeği değildir. İnsanı kızdırmaz. İnsanı sevindirir, insanı mutlu eder, insanı güzelleştirir. İnsanın yüzüne renk verir, renk. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi farz edelim ki... Çok sağ ol. Farz edelim ki... Büyük bir şerefti efendim. İstanbul'a. Ne demek? Çok sağ ol. Şimdi yeteneği... Olan insan yeteneğini göstermediği zaman, sakladığı zaman... O yetenekler gizli kalıyor. Yani birileri o yetenekleri öğrenemiyor o zaman. Berberler vardır yani, berberler. Böyle... Çırak böyle bakarken o nasıl usta kesiyor... Çı, çı! Gel bir çay söyle bana. Adam çocuk gider geri bakar ki saç da bitmiş, sakal da bitmiş. Yani bir şey öğrenemez. Otur, otur. Sen ne öğrettin bugüne kadar? Kaç tane taleben var? Oynatmayı öğretti. Bak, oynatmayı öğretti diyor. Haklısınız. Çünkü kemanımı dinletmedi, oynattı. Evet. 15 kere keman çaldın. 2 kere oynadın. 2 kere oynaman göze çarptı. Ben ne yapayım? Yalan. Ben ne yapayım? Yalancının. Ya inanmayanın? Ya inanmak istemeyenin? Ya inandırmak isteyenin? Peki. Peki. Buyurun bir roman havası çal söyleyeyim. İyiden mi yapalım?
Bir meydandır. Evet. Meydana kalkarsam kaçar mı sana çocuğum? Evladım. O hareketi sakın ola ki yapmayasın. Yapma o hareketi. İki perendeyle yaparım onu ben. Neyle? İki perende. Yalan oldu bir yalan. Dünyada en güzel şey yalan söylemek. Evet. Bu çocuklar yer gibi, ben de... Ay gibi. Keman gibi. Daha bitmedi. Evladım, bir iki telli çalın bize. Teşekkür ediyoruz. Gençlerimize de teşekkür ediyoruz. Şimdi Ayşegül'le sokaklardayız. Sokaklarımızda. Peki İboşov için bir şey yapmanız istense ne yapardınız? Önce onu bir güzel severdim abla. Ben o programda olmak isterim. Oynamak isterim.
Çünkü ben de komedyenim. Ben tiyatro oyuncusuyum. Vallahi İbrahim, öyle akıllı ol. Vallahi oraya gelirsem, vallahi kulaklarını çekerim o. Mehmet Yakup'a bu nedir yaptığı ya senin? Yağmur vururken cama, dalarken gece gama. Bir bahar akşamı rastladım size. Haydırın Allah aşkına dişim yok kızım, ayıp oluyor. Haydi söyle senin nasıl sevdiğimi, haydi söyle uğrunda öldüğümü, haydi söyle bu kadar. Yolumuz düştü Hacı Bektaş'a. Kaderde olan gelirmiş başa. Can düşman olmuş kardeş kardeşa. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Can düşman olmuş bacı kardeşa. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Bravo. Nail Bey. Canım. Çekebilirsin. Gel, biri geldi. Buyurun canım. Allah cezanı vermesin senin. İbo Şan'a hoş geldiniz. Ver bakayım. Şşt ver. Senin ağzına şimdi ne yapacağımı göreceksin. Şimdi bir dakika dinle. Çekip. Senin ağzına şimdi ne yapacağımı göreceksin. Bir dakika. Allah cezanı versin. Senin ağzına şimdi ne yapacağımı göreceksin. Bu yaptıklarını hiç kaldıramıyorum senin. Bir dakika. Şşt. Herhalde boyun müsait değil ondan. Teşekkür ederim, sağ ol. Alkış bitti, bir tane daha. Buyurun. Servet Kocakaya kekeyle çıktı aya. Var mı yiğit dünyada aşkınla yarışmaya? İşte geldiler hepsi Hodri Meydan İboşova. Ben ne diyeyim ki bu çocuğa? Vay anam bağrım yanıyor. Bunu gözüm bir yerden ısırıyor. Gel bakayım. Ne veriyorsun? Aşk diye gönül falan açacağım. Bahtını yazıp kaderin olacağım. Aşk diye gönül falan açacağım. Almasın seni içimden atacağım. Doğmasın seven gönlüme fırtınalar. Olmasın bizi zamansız ayrılıklar. Is
zamansız ayrıldık ha. Şimdi. Yok, ben az önce yarım söyledim. Yarımı tamamlayayım diye şey yapıyorum ama sonuna saklıyorum. Sonuna saklıyorum. Sonuna saklıyorum. Bir hüzzam ver bakayım evladım. Sahnemizi, sahne gule. Sen gule dedin, ben de Güleyşe diyeyim. All right, all right. Keke'ye,
Neydi adın? Servet. Servet Kocakaya. Yüreği gibi koca olsun istiyoruz. Emral kardeşimize, o da aramıza yeni katıldı. Başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Başta keşke hanımla açsaydık. Şimdi finale de hanımla kapatacağız. Çünkü kapıyı açtığımızda kapıyı bize açan hanımımız... ...veya ablamız, veya kızımız, veya eşimiz. Kapıyı arkamızdan kapatırken de onlar, güle güle diyen onlar. Onun için başta da sonda da onlar. Kim? Kadınlarımız. Kadınlarımız ve aşkın Nur yengimiz. Gel. Aman kapatma o yırtmacı. Dedik ki kimse var mı yok mu? Öyle teyat geçtiniz. Var mı yok mu? Ne kadar var? Var. 1.90'lık var. Demin dedim ya kodum mu oturtur. Yani sen oturtur mu dedin? Ben zannettim oturturum demiştin. Ben oturturum da ondan öğrendim bu lafı. Allah Allah. Hiç kodu mu? Bir iki kere yedim. Darbeyi. Sen bizim böyle mülayim durduğuma bakma. Bir o kadar da yerin altında var benden. Harika, güzel. Şimdi final şarkımızı ondan bağlıyoruz. Aşkım Nur Yengi. Ama aşkım... kimse oturmasın ki final olsun yani. Herkes dans etsin istiyorum. Peki. One, two, one, two, three, four.